Murat Aydın, ziyaretçim var. Geçmiş olsun Murat. Ne var, ne istiyorsun, niye geldin buraya? Sana yardım etmek için geldim Murat. Avukatlığını üstlenmek istiyorum. Ahu, benim avukata falan hiç ihtiyacım yok. Hele senin gibi bir avukata ihtiyacım hiç yok. Murat lütfen çocuklaşma. İçinde bulunduğun durumun farkında değilsin galiba. İzin ver de sana yardım edeyim. Ahu, başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi. Şimdi git buradan. Murat lütfen saçmalama. Ben sana ne yaptım? Bir de soruyor musun sen ya ne yaptım diye? Dur anlatayım ben sana. Senin evine çalışmaya gitmemiz. Orada telefonda Tuğçe'ye söyledikleri. Ondan sonra kutlama yemeğine gitmemiz. Orada beni sarhoş edip evime götürmen. Bunların hepsi senin tezgahladığın bir oyundu. Öğrendin mi şimdi? Kabul ediyorum Murat, yaptım. Söylediğin her şeyi yaptım. Çünkü sana aşıktım. Ve aşkımı kazanabilmek için ne gerekiyorsa yaptım. İnsanın aşk için savaşması suç mu, günah mı, ayıp mı? Tuğçe diyorsun. Tuğçe ne yaptı peki? Aşk için mücadele etti mi? Kılını bile kıpırdatmadı. Çünkü o sana aşık değil. Aşk hakkında bilgisi bile yok. O zavallının biri. Ahu! Tuğçe hakkında böyle konuşamazsın. Tuğçe seni gerçekten sevseydi şu an burada olurdu. Ama bak ben buradayım. Yanındayım. Çünkü seni seviyorum. Ahu ben seni sevmiyorum. Şimdi defol git buradan. Rahat bırak beni. Murat'cığım. Nasılsın çocuğum? İyiyim Melahat abla. Az önce komiserle görüştüm. Çarptığın adam hala kendine gelemiyor. Melahat abla bakın size yemin ederim o adama ben çarpmadım. Sana inanıyorum ben Murat'cığım. Sen çarpmadım diyorsan çarpmamışsındır. Bir de komiserimi inandırabilsek. İnanacak yavrum, o da inanacak. En kısa zamanda suçsuzluğun ispatlanacak. Hı? İnşallah. Evet. Alo anneciğim. Neredesin yavrum? Okuldan çıktım eve gidiyorum. Güzel. Durağa gel de seninle bir şey görüşeceğim Tuğçe. Bir şey mi oldu anne? Yavrum gel durağa. Burada konuşacağız. Tamam hemen geliyorum. Hayrola anne? Neymiş benimle konuşmak istediğin önemli şey? Şimdi sana söyleyeceklerim çok önemli şeyler. Lafımı hiç kesmeden beni iyi dinleyeceksin. Anladın mı? Tamam anneciğim. Tuğçe'ciğim. Bu Ahu meselesinde Murat'ın hiçbir suçu yokmuş. Biz boşu boşuna çocuğun günahını almışız. Yine mi bu Murat meselesi anne? Ya biz hani konuşmuştuk, hani kapatmıştık bu konuyu? Ya bir sussana evladım. Lafımı bitireyim. İyi tamam sustum. Bugün Murat'ı ziyarete gittim nezarete. Ha, o da tatlı diliyle seni suçsuz olduğunu ikna etti öyle mi? Tuğçe, bir susarsan eğer anlatacağım. Gittiğimde Ahu oradaydı. Hı, sevgilisini ziyarete mi gelmiş? Az sonra söyleyeceklerimi duyduğun zaman utanacaksın bu söylediklerimden. Ne oldu orada? Ne olacak? Kadın oraya gelmiş Murat'ın avukatlığını üstlenmek için. Ama tabii Murat istemedi bunu. Nasıl yani? Neden istemedi? Ne demek neden Tuğçe'cim? Çünkü Murat Ahu'dan nefret ediyordu onun için be çocuğum. Kız dedi ki ben komplo kurdum dedi. Sizi ayırmak için dedi. Kulaklarımla duydum ben bunu. Murat ne dedi peki? Ne diyecek? Bir daha seninle dedi karşılaşmak istemiyorum. Çık git şimdi dedi. Anne bak. Doğru mu bu söylediklerin? Aynen doğru. Boşu boşuna çocuğun günahını almışız. Nereye? Murat'a gidiyorum. Anne benim yüzümden bütün hayatı mahvoldu. En azından bir özür hak ediyor değil mi? Bence de hak ediyor. Hadi, hadi durun. Murat. Tuğçe. Niye geldin buraya? Senden özür dilemeye geldim. Özür mü? Ne oldu da fikrin değişti? Annem Ahu'yla konuşmalarınızı duymuş Murat. Sen suçsuzmuşsun. Ben sana çok haksızlık ettim. Beni ne olur affet. Tuğçe, bu özrün hiçbir anlamı yok artık. Niye? Unuttun mu? Artık seninle aramızda hiçbir şey olamaz. Senin yeni bir erkek arkadaşın var. Gözlerimle gördüm. Murat saçmalama. Benim bir erkek arkadaşım falan yok. Emre kuzenim benim. Kuzenin mi? Evet. Bunu sana söylemeye utanıyorum ama seni kendimden uzaklaştırmak için böyle saçma sapan bir yalan söyledim işte. Murat beni affedebilecek misin? Çok seviyorum seni. Göz aydın Murat. Yaralı adam komadan çıkmış. Ciddi misiniz? İfade verdin mi peki? Evet. Senin ona çarpmadığını, sadece yardım etmek için durduğunu söylemiş.
Yani şimdi Murat'ın suçsuzluğu kanıtlandı mı? Serbestsiniz, gidebilirsiniz. Anne. Hı. Seni beklerken uyuyakaldım bir akşam. Ne oldu yemekte? Tuğçe'cim ne olacak? Yemeğimizi yedik, evlerimize dağıldık evladım. Ne yani? O kadar mı? Başka hiçbir şey olmadı mı ya? Tuğçe, sen bana ne söylemek istiyorsun? Ne olabilir ki başka? Ya böyle belki Levent Hoca sana bir iltifat etmiştir. Belki seni sevdiğini falan söylemiştir. Anne çatlatmasana insanı. Levent Bey bana evlenme teklif etti Tuğçe. Ne? Hı? Evlenme mi teklif etti? Anne bir de hiçbir şey olmadı diyorsun ya. Peki nasıl böyle önünde filmlerdeki gibi diz falan mı çöktü? Daha neler artık. Diz çökmeler falan olur mu evladım? Ama romantikti diyebilirim. Böyle güzel bir şarap kadehinin içinde bir yüzük vardı. Vay Levent Hoca'ya baksan. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim tabii, bu evlilik teklifinin çok erken olduğunu söyledim. Evet yani Levent Bey yakışıklı, kültürlü, meslek sahibi, hoş bir beyefendi ama çok erken Tuğçe'cim. Ama neden? Ama ben Levent Bey'i tanımıyorum daha evladım. Evlenmeye de niyetim yok. Anne niye evlenmek istemiyorsun? Hani insan gibi mutlu olmak senin de hakkın. Tuğçe'cim bak dediğim gibi ben çok mutluyum burada canım benim. Anne kendini kandırma lütfen. Beni okutabilmek için sabahtan akşama kadar o direksiyonun başında çile çekiyorsun. Olsun. Ben gene de çok mutluyum. Ve halimden hiç şikayetçi değilim. Ama ben senin halinden şikayetçiyim anne. Karşına bu kadar iyi güzel bir kısmet çıkmış. Kaçırma bence. Sen niye konuşuyorsun bakayım? Cadı kız. Sen okuluna geç kalmadın mı? Hadi bakalım okula. Fırla. Peki anneciğim. İyi işler. İyi işler.